Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Medienbranche, yani medya sektörü. Bu sektörle ilgili çalışanları inceliyor olacağız arkadaşlar. Tabii bunu yaparken B2 seviyesinde bu meslekleri öncelikle görüyor olacağız. Medya sektörü çalışanlarını inceliyor olacağız. Ve bu ilgili kişilerin ne gibi şeyler yaptıklarını B2 seviyesine uygun bir şekilde bu ilgili fiillerle görüyor olacağız. Hatırlayacak olursanız daha önceden de söylemiştim. Fiiller Almanca'da belli başlı yerlere götürür, adres gösterir. Dolayısıyla bu da o dilin aslında derinliğini de gösteren bir durum. Dolayısıyla burada da bu medya sektörüyle ilgili çalışanları bir taraftan görüyor olacağız. Ancak yeni kelimeleri, yeni eylemleri de görüyor olacağız. Yani bunların hepsini iç içe işliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Şimdi ben demek ki medya sektörü diyecek olursam ya da branşı diyecek olursam Medienbranche demiş oluyorum. Medienbranche demek ki medya branşı, sektörü anlamında. Öncelikle burayla başlayalım. Redakteur, evet redakteur yazı işlerinden sorumlu kişi için geçerli. Artık tabii B2 seviyesi olduğumuzdan dolayı hatırlayacak olursanız mesleklerde demiştik erkeklerde ne yapıyorduk? Der diyorduk. Kadınlarda da in takısından dolayı ne oluyordu? Die getiriyorduk. Ancak burada artık bunu bildiğinizden dolayı der ve die şeklinde ayırmadım. Sadece bölü işaretiyle ayırdım. Almanya'da da bu ilanlarda ya da çeşitli metinlerde bu şekilde görülür arkadaşlar. Yani diyelim ki burada olduğu gibi diyelim ki yazı işlerinden sorumlu kişi diyecek olursak redaktör bölü in şeklinde verilir ve buradan da hani hem erkek hem kadın şeklinde yorumlandığını görüyoruz. Dolayısıyla der redakteur demek ki der redakteur ya da die redakteurin kadın yazı işleri sorumlusu ya da erkek yazı işleri sorumlusu anlamına gelmiş oluyor. Buraya da baktığımızda der regisseur arkadaşlar yönetmen demek, ancak bu bir erkek. Ancak kadın olacak olursa die Regisseurin demem gerekir. Demek ki in takısıyla beraber die Regisseurin demiş oluyorum. Kameranın arkasında da benim çok sevdiğim bir yönetmen var. Evet, ona ithafen gelsin o zaman. Die Regisseurin demek ki kadın yönetmen demekmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Journalist, bu da genel itibariyle olabileceği gibi gazeteci anlamında der Journalist, kadınlarda da demek ki die Journalistin olarak kullanılıyor. Demek ki der Journalist erkek gazeteciyken kadın gazeteci diyecek olursa die Journalistin demem gerekiyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar bariz bir şekilde fotoğrafçı diyecek olursak der Fotograf, zaten dediğim gibi bariz der Fotograf. Kadın fotoğrafçı diyecek olursak die Fotografin. Demek ki kadın fotoğrafçı die Fotografin. Erkeklerde de der Fotograf. Buraya baktığımızda arkadaşlar Nachrichtensprecher. Evet, Nachrichten hatırlayacak olursak neydi? Nachrichten haber bülteni ya da haberler anlamına gelen Nachrichtensprecher. Konuşan, yani anonsu yapan, spiker anlamına gelen, değil mi? Haber bülteni sunucusu olarak geçiyor. Nachrichtensprecher. Tabii bu erkekse der Nachrichtensprecher. Bu bir kadın sunucuysa, haber bülteni sunucusuysa die Nachrichtensprecherin demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar bariz bir şekilde der Stylist ya da die Stylistin adı üstünde stilist, değil mi? Stil yapan, işte nedir stil yapan derken bu medya sektöründe işte çeşitli plastik makyajlar olabileceği gibi işte saç tasarımı gibi de olabiliyor. Ancak bunun diğer eş anlamlısı da Maskenbildner ya da Maskenbildnerin. Maskenbildner arkadaşlar tam olarak bu işte makyaj sanatçısı anlamına gelen Maskenbildner ya da die Maskenbildnerin olarak adlandırılıyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar Kamerafrau, die Kamerafrau. Frau neydi? Kadın demekti, öyle değil mi? Artık
kadın kameramanlar da var. Birçok meslek grubunda kadınlar var. Tıpkı burada olduğu gibi kadın kameraman diyecek olursak demek ki die Kamerafrau diyoruz. Erkeklerde ise ne diyeceğiz? Kameraman diyeceğiz, öyle değil mi? Tabii burada gene die Kamerafrau, erkeklerde de der Kameraman demem gerekiyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Schauspieler ya da kadınlarda die Schauspielerin, Schau evet, Schau gösteri gibi düşünebiliriz. Gibi değil, kesinlikle öyle düşünebiliriz. Show'dan geliyor aslında. Yani show kelimesi de aslında buradan geliyor. Yani göstermek anlamında. Schauspieler, yani gösteri sanatları deyince sahnede olabileceği gibi kamera karşısında da olabiliyor. Yani bu bir aktör. Sahnede tiyatro sanatçısı olabileceği gibi film aktörü ya da aktrisi de olabiliyor bu. Der Schauspieler ya da die Schauspielerin. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım. Hemen ardından bu meslek grubundaki insanlar bu sektörde ne yapıyor gibi ilginç bu medya konusunu ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Ama öncelikle bir tekrarlayalım. Der Redakteur. Der Redakteur, die Redakteurin, die Redakteurin, der Regisseur, der Regisseur, die Regisseurin, die Regisseurin, der Journalist, der Journalist, die Journalistin, die Journalistin. Der Fotograf, der Fotograf, die Fotografin, die Fotografin. Der Nachrichtensprecher, der Nachrichtensprecher, die Nachrichtensprecherin, die Nachrichtensprecherin. Der Stylist, der Stylist, die Stylistin, die Stylistin, der Maskenbildner, der Maskenbildner, die Maskenbildnerin, die Maskenbildnerin. Die Kamerafrau, die Kamerafrau, der Kameramann, der Kameramann, der Schauspieler, der Schauspieler, die Schauspielerin, die Schauspielerin. Şimdi arkadaşlar bu meslek grubundaki insanlar ne gibi şeyler yapıyorlar, ne gibi eylemler yapıyorlar, görev alanları nedir, bunları inceleyelim. Öncelikle stilistle başlayalım arkadaşlar. Tabii bu stilist İngilizce kökenli olduğu için stylist ya da stilist şeklinde iki türlü yorumlanabiliyor. Şimdi öncelikle bu cümleye bir bakalım. Ne demiş? Eine Stylistin schminkt und stylt die Schauspieler. Evet, bir stilist ya da bir erkekse bu, ein Stylist schminkt und stylt ya da stylt die Schauspieler. Ne demek istiyor? Schminken arkadaşlar, schminken eylemi makyaj yapmak demek. Demek ki makyaj yapmak schminken. Tabii biz bunu üçüncü tekile göre çekimlediğimizden dolayı schminkt demiş oluyoruz. Und stylt ya da und stylt, her ikisi olur arkadaşlar. Stil yapıyor. Yani kimi stil yapıyor? Aktörün, aktörlere ya da oyunculara ne yapıyor? Makyaj yapıyor ve stil yapıyor derken demek ki stylt die Schauspieler demiş oluyorum. Dilerseniz bunu bir tekrarlayalım. Eine Stylistin schminkt und stylt die Schauspieler. Tekrarlayalım. Ein Stylist schminkt und stylt die Schauspieler. Buraya baktığımızda arkadaşlar eine Maskenbildnerin oder ein Maskenbildner macht die Maske, çok bariz bir şekilde, değil mi? Bir makyaj sanatçısı, değil mi? Maskenbildner demekti. Macht die Maske, maske neydi arkadaşlar? Zaten Türkçede de öyle. Mask demek, öyle değil mi? Mask yapar derken tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi maske machen deniliyor. Dolayısıyla isterseniz yineleyelim arkadaşlar. Eine Maskenbildnerin macht die Maske.
Tekrarlayalım. Ein Maskenbildner macht die Maske. Şimdi fark ettiyseniz bir kadın, bir de erkek meslek erbabından ilerledim. Dilerseniz burayı da bir tekrarlayalım. Eine Stylistin schminkt und stylt die Schauspieler. Şimdi bir erkek stilistten bahsedelim. Ein Stylist schminkt und stylt die Schauspieler. Evet, bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ne diyor bu cümle bize? Eine Schauspielerin oder ein Schauspieler spielt eine Rolle, lernt das Skript auswendig und dreht einen Film. Ne diyor bu cümle bize arkadaşlar? Eine Schauspielerin, evet bir aktris ya da bir erkek aktör, değil mi? Bir aktörden bahsederken ein Schauspieler spielt eine Rolle, Rolle bir rol oynar. Tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi arkadaşlar rol oynamak derken eine Rolle spielen diyoruz. Ve buraya bakıyoruz arkadaşlar. Lernt, evet lernen neydi? Öğrenmek demekti. Das Skript, arkadaşlar das Skript senaryo demek. Text, metin, öyle değil mi? Demek ki text, metin, senaryo için das Skript diyebiliriz. Auswendig lernen derken arkadaşlar ezberlemek demek. Demek ki auswendig lernen ezber yapmak, ezberlemek anlamına gelmiş oluyor. Ve buraya baktığımızda dreht einen Film drehen arkadaşlar çevirmek, bir film çevirmek. Ancak güzel Türkçemizde biz ne diyoruz? Bir film çekmek diyoruz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da film çevriliyor. Çünkü bu bir rulo olduğu için öyle düşünebiliriz. Bir filmi döndürüyor gibi düşünmeliyiz burada. Tabii güzel Türkçemizde bunun anlamı film çekmek, öyle değil mi? Dilerseniz bu cümleleri öncelikle bir kadın meslek erbabından sonra bir erkek meslek erbabı şeklinde yineleyelim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Eine Schauspielerin spielt eine Rolle, lernt das Skript auswendig und dreht einen Film. Şimdi de dilerseniz bir aktör, yani bir erkek, öyle değil mi, meslek erbabı ne yaparmış? Bunu hep beraber söyleyelim. Ein Schauspieler spielt eine Rolle, lernt das Skript auswendig und dreht einen Film. Şimdi arkadaşlar bir diğer medya çalışanı, ki önemli bir medya çalışanı olan yönetmenin ne yaptığını bir inceleyelim. Evet, yönetmen neydi arkadaşlar? Kadınsa eine Regisseurin, bu bir erkekse ein Regisseur diyoruz, değil mi? Devam edelim. Ein Regisseur sucht einen Drehort aus, führt Regie und dreht einen Film. Evet, tek tek gidelim isterseniz arkadaşlar. Ein Regisseur oder eine Regisseurin sucht einen Drehort aus. Bakın burada suchen ve aus'u görüyoruz. Suchen neydi? Aramak demekti. Ancak aussuchen de seçmek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani araştırıyor, bakıyor ve seçiyor gibi düşünebiliriz. Neyi seçiyormuş? Drehort, yani çekim alanı, çekim yapılacak alanı, platformu ne yapıyormuş? Arayıp buluyormuş ve orayı seçiyormuş. Dolayısıyla sucht einen Drehort aus diyoruz. Devamını getirelim. Führt Regie. Führen neydi arkadaşlar? Yönetmek anlamına geliyordu. Reji yönetir diyor burası. Dolayısıyla rejiden kasıt şu arkadaşlar. Bu işte televizyon kanallarında ya da işte çeşitli çekim yapılan alanlarda bir oda vardır. Bir kontrol odası da diyebiliriz buraya. Bu kontrol odasında yönetmen tıpkı bir pilotun bir kokpitte oturması gibi düşünün. Çeşitli şeyleri yönetmesinin gerçekleştiği bir odadır burası. İşte sesidir, görüntüsüdür, işte çeşitli VTR kasetleri gibi gibi birçok o kadar çok teknik detay var ki bunun yürütüldüğü alana, odaya kısaca reji deniliyor. Dolayısıyla o rejiyi yönetiyor. Oradaki insanları, oradaki o teknik aksamları, yayını da diyebiliriz aslında. Yürütüyormuş. Biz buna kısaca Türkçe'de de öyle diyoruz. Reji yürütmek deriz. Dolayısıyla führt Regie und dreht einen Film. Evet, az önce de görmüştük ve bir filmi ne yapar? Çeker demiş oluyoruz. Evet, demek ki eine Regisseurin oder ein Regisseur sucht einen Drehort aus. Evet, çekim alanı seçiyormuş. Führt Regie, rejiyi yönetiyormuş und dreht einen Film ve ne yapıyormuş? Film çeviriyormuş. Evet,
Sonrakine bakalım arkadaşlar. Bir kamera, tabii güzel Türkçemizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkçemizde böyle bir işte erkekler, kadınlar diye bir ayrım yok. Ancak Almanca'da ve Avrupa kıtasındaki bu Avrupa dillerinde böyle bir durum var. Dolayısıyla mutlaka altını çizmek gerekiyor işte bu kişinin erkek olduğu ya da kadın olduğu ile alakalı bu ayrımlar var. Buraya baktığımızda eine Kamera Frau örnekten yola çıkalım. Tabii ki bunu bir erkek de yapıyor ama hani erkeğe de zaten buraya yazdık kamera. Evet. Kameraman ne yapar gibilerinden. Öncelikle buraya bir bakalım. Eine Kamera Frau filmt eine Szene und dreht hinter und steht hinter der Kamera. Evet. Ne diyor bu cümle bize arkadaşlar? Eine Kamera Frau kameraman, evet kamerayla çekim yapan kadın, değil mi? Filmt eine Szene. Szene arkadaşlar bir film çekiminde ya da bir bölüm diyebiliriz. Yani o filmin bir bölümü ya da sahne de diyebiliriz bunun için. Sahneyi ne yapar? Filme kaydeder, filme çeker anlamında. Filmt eine Szene und steht hinter der Kamera. Bu çok bariz. Kameranın arkasında ne yapıyormuş? Durur. Diyor bu cümle. Dolayısıyla eine Kamera filmt eine Szene, sahneyi çeker und steht hinter der Kamera, kameranın arkasında durur. Evet. Buraya baktığımızda ein Kameramann nimmt eine Szene auf. Bakın arkadaşlar burada aufnehmen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Aufnehmen arkadaşlar kayda geçmek demek. Kaydetmek demek. Bakın burada filmen dedik. Bu da olabilirdi. Aufnehmen bu da olabilir. Dolayısıyla hani aradaki farkı anlamamız için farklı bir cümle yaptım. Sakın buradaki bu şeylere aldanmayalım. Bu kadın da olabilirdi, bu erkek de olabilirdi. Hiç sıkıntı değil. Demek ki aufnehmen ayrılabilir fiili filmen ile eş anlamlıymış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bu ayrılabilir fiiller konusunda size demiştim ki ayrılabilir fiiller sadece burada kalmayacak. Önümüzdeki konularda çeşitli seviyelerde karşılaştıkça bunu size söylüyor olacağım demiştim. Evet bakın burada da mesela aufnehmen var. Bunu şimdi o seviyelerde söylemiş olsaydık belki de gözümüz korkacaktı. Vazgeçecektik belki ki bu istemediğimiz bir şey. Çünkü Almanca kolay. Öyle değil mi? Devam edelim isterseniz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar eine Journalistin verfasst einen Artikel und recherchiert Hintergründe. Evet. Burada ne diyor şimdi bize arkadaşlar? Eine Journalistin bir gazeteci, bu neymiş? Bir kadın gazeteciymiş. Erkek de olabilirdi. Verfasst einen Artikel. Evet, Artikel arkadaşlar makale demek. Einen Artikel verfassen arkadaşlar bir makale oluşturmak, bir makale yazmak deniliyor. Şimdi ben bunu Türkçe'de yazmak olarak kullanabilirim. Ama Almanca'da schreibt einen Artikel denildiğinde bu birazcık daha böyle şey kaçabiliyor. Biraz eksik gelebiliyor. Bu sebepten verfasst einen Artikel denildiğinde bu daha bir doğru olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ilgili eylemleri, o ilgili isimlerle bir arada görüyor olmamız en doğrusu. Ne demiş demek ki bu cümle? Eine Journalistin verfasst einen Artikel. Bir artikeli, bir makaleyi oluşturur. Und recherchiert Hintergründe. Evet, recherchieren. Bunu daha önce de görmemiştik arkadaşlar. Bir tekrarlayalım. Recherchieren. Recherchieren. Arkadaşlar recherchieren araştırma yapmak demek. Araştırma yapmak yani literatürde tarama yapmak, bu konuyla ilgili derin derin analizler, araştırmalar yapmak demek ki recherchieren eylemine denk düşüyor. Hintergrund, Hintergründe arka plan demek arkadaşlar. Demek ki bir gazeteci ne yaparmış arkadaşlar? Bir makale oluşturuyormuş ve ne yapıyormuş? Arka planı araştırıyormuş, öyle değil mi? Böyle bir meslek. Demek ki bunu toparladığımızda eine Journalistin verfasst einen Artikel und recherchiert Hintergründe demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Ein Journalist führt Interviews. Evet. Führen az önce görmüştük.
neydi? Yönetmek, yürütmek anlamlarındaydı. Interview, bu da zaten İngilizceden gelen bir isim. Interview, röportaj demek. Dolayısıyla bir gazeteci röportaj yapar deriz. Öyle değil mi? Ama arkadaşlar buraya dikkat. Ben ein Journalist macht Interviews dersek bu birazcık ya karşı taraftaki kişi bunu anlayabiliyor belki ama dediğim gibi, az önce söylediğim şey gibi, eksik kalan bir şeyler var. Führt Interviews dersek o zaman tam hakkıyla bunu söylemiş oluruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Az önce söylemiş olduğum gibi dersin başında, bu belli başlı eylemler, belli başlı isimlerle bir araya geldiğinde anlam kazanmış oluyor ve o dilin derinliğini hissetmiş oluyoruz. Yani bu aslında bir nevi bu o dilin derinliği, entelektüel noktasını şey yapmış oluyor, girmiş oluyoruz. Nihayetinde B2 seviyesindeyiz. Dolayısıyla basit olan şeylerden kaçınıp daha B2'yi gerektiren şeyleri yapıyor olmamız gerekiyor. Bir bütün halinde incelememiz gerekiyor. Dolayısıyla ein Journalist führt Interviews neymiş arkadaşlar? Bir gazeteci röportajları yürütür ya da röportaj yapar deriz güzel Türkçemizde. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Eine Regisseurin sucht einen Drehort aus, führt Regie und dreht einen Film. Ein Regisseur sucht einen Drehort aus, führt Regie und dreht einen Film. Eine Kamerafrau filmt eine Szene und steht hinter der Kamera. Eine Kamerafrau filmt eine Szene und steht hinter der Kamera. Ein Kameramann nimmt eine Szene auf. Ein Kameramann nimmt eine Szene auf. Eine Journalistin verfasst einen Artikel und recherchiert Hintergründe. Eine Journalistin verfasst einen Artikel und recherchiert Hintergründe. Ein Journalist führt Interviews. Ein Journalist führt Interviews. Medya çalışanlarıyla devam ediyoruz. Sıradaki medya çalışanı eine Fotografin, yani bir fotoğrafçı kadın, öyle değil mi? Eine Fotografin fotografiert Prominente. Evet arkadaşlar, bu cümle ne diyor? Fotoğrafçı, değil mi? Fotografiert, fotoğraf çekmek demek arkadaşlar. Prominente, ünlüler anlamında. Demek ki eine Fotografin fotografiert Prominente, bir fotoğrafçı ünlülerin fotoğraflarını çeker anlamında. Sonraki cümleye baktığımızda ein Fotograf macht Pressefotos. Evet, bir fotoğrafçı ne yapar? Pressefotos, presse arkadaşlar basın demek. Basın fotoğrafları çeker diyecek olursak macht Pressefotos. Bakın burada fark ettiyseniz fotografieren diyebileceğim gibi fotos machen de diyebiliyorum. Demek ki fotoğraf çekmek iki türlü kullanılabiliyormuş. Neymiş ilki? Fotografieren, diğeri de fotos machen. Dolayısıyla ikisini kullanabiliyorum arkadaşlar. Sonraki cümleye bir bakalım. Ne demiş? Eine Drehbuchautorin verfasst ein Drehbuch. Evet, Drehbuch, evet, Drehbuch arkadaşlar senaryo demek. Drehbuchautorin, autorin yazar demek. Dolayısıyla senarist diyecek olursak ve bu bir kadınsa ne oluyormuş? Eine Drehbuchautorin şeklinde yorumlanıyormuş Almanca'da. Verfasst ein Drehbuch ne yapar? Bir senaryo oluşturur. Senaryo yazar demiş oluyoruz.
Dolayısıyla verfasst ein Drehbuch demem gerekiyor. Kalkıp ben buraya schreibt ein Drehbuch diyemem. Yani karşı taraf bunu anlayabilir ama bu doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim buradaki amacımız evet Almancayı kolay bir şekilde öğrenmek ama bunu yaparken de en doğru haliyle öğreniyor olmak. Öyle değil mi? Çünkü diğer türlü apayrı noktalara gider ve biz bunu arzulamayız. Sonraki cümlemizde ne görüyoruz arkadaşlar? Ein Drehbuchautor umschreibt eine Buchvorlage. Evet, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Bir senarist ne yapar? Eine Buchvorlage arkadaşlar bir kitap taslağını umschreiben arkadaşlar yeniden yazmak. Hani kitaplar olur ve siz bu kitabı film haline geçirdiğinizde ne olur? Diyaloglarda değişiklikler olabilir, bölümler kısalabilir, öyle değil mi? Bir nevi yeniden yazılır. Dolayısıyla biz bunun için umschreiben kelimesini, eylemini kullanabiliriz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Ein Drehbuchautor umschreibt eine Buchvorlage dememiz gerekiyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar bir başka medya çalışanı olan eine Nachrichtensprecherin, bu ne arkadaşlar? Haber bülteni sunucusu, kadın mı erkek mi? Kadın, öyle değil mi? Çünkü in takısı var. Spricht zum Fernsehpublikum. Evet, Fernsehpublikum televizyon seyircisine konuşur. Yani oraya hitap eder. Derken ne diyecekmişiz demek ki arkadaşlar? Eine Nachrichtensprecherin spricht zum Fernsehpublikum. Evet. Publikum seyirci. Fernsehpublikum da televizyon seyircisi anlamına gelmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda bu sefer bunu yapan yani aynı meslekte olan değil mi? Ama bu bir erkek. Bir haber bülteni sunucusu erkekten bahsediyorken ein Nachrichtensprecher diyoruz. Verliest Nachrichten, evet haberleri oku diyecek olursak arkadaşlar. Verlesen, mastar halde verlesen arkadaşlar yüksek sesle okumak anlamına gelmiş oluyor. Bakın biz burada lesen diyemeyiz. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Haber okuyor, haber sunuyor şeklinde deriz, öyle değil mi? Ancak burada lesen yerine ne oluyormuş? Verlesen demiş oluyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz bu cümle için? Ein Nachrichtensprecher verliest Nachrichten, haberleri okur demiş oluyoruz. Ya da güzel Türkçemizde sunuyor demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Sonraki cümleye baktığımızda eine Redakteurin gestaltet eine Seite und überarbeitet einen Artikel. Evet. Eine Redakteurin neydi arkadaşlar? Yazı işlerinden sorumlu kişi. Öyle değil mi? Bu bir kadın. Gestaltet eine Seite. Seite sayfa olabilir arkadaşlar. Tabi sayfadan kasıt artık medya o kadar gelişti ki sadece bir gazete, sadece bir dergi olarak görmemek lazım. Bu aynı zamanda ne olabilir? Bir internet sayfası da olabilir. Dolayısıyla bu pekala internet sektöründeki bir medya çalışanı da pekala olabilir. Gestaltet eine Seite arkadaşlar. Eine Seite gestalten bir sayfayı oluşturmak, öyle değil mi? Dolu dolu onun içeriğini doldurmak anlamına da gelebiliyor. Und überarbeitet einen Artikel. Überarbeiten, arbeiten neydi arkadaşlar? Çalışmak demekti. Über neydi? Üzerinde. Dolayısıyla üzerinde çalışmak deyince tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi arkadaşlar ne yapıyor? Bir makalenin üzerinde ne yapıyor? Üstünde çalışıyor. Yani ne olabilir üstünde çalışıyor derken oradaki kelimeleri seçiyor olabilir değil mi? En doğrusunu, en yalın halini, belki özet yapıyor olabilir değil mi? Dolayısıyla biz bu işlemler için ne diyebiliriz? Überarbeiten diyebiliriz Almanca'da. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda ne diyecekmişiz? Eine Redakteurin gestaltet eine Seite und überarbeitet einen Artikel. Ve sonuncu cümleye baktığımızda ein Redakteur, bu sefer bir erkek bu arkadaşlar, verfasst einen Artikel, evet bir metni, bir makaleyi oluşturur. Bakın verfassen diyebileceğim gibi gestalten de diyebilirim. Ama bunların hepsi gene bu medya sektörüyle, bu işle, bu iş erbabıyla alakalı şeyler, eylemler. Dolayısıyla başka şeylere de çok fazla girmemek lazım. Dediğim gibi o jargonu
kullanıyor olmak en doğrusu. Çünkü başka yerlere gittiğimizde yanlış yapma olasılığımız yüksek. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Ein Redakteur verfasst einen Artikel, bir makale oluşturur, yazar. Öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Eine Fotografin fotografiert Prominente. Eine Fotografin fotografiert Prominente. Ein Fotograf macht Pressefotos. Ein Fotograf macht Pressefotos. Eine Drehbuchautorin verfasst ein Drehbuch. Eine Drehbuchautorin verfasst ein Drehbuch. Ein Drehbuchautor umschreibt eine Buchvorlage. Ein Drehbuchautor umschreibt eine Buchvorlage. Eine Nachrichtensprecherin spricht zum Fernsehpublikum. Eine Nachrichtensprecherin spricht zum Fernsehpublikum. Ein Nachrichtensprecher verliest Nachrichten. Ein Nachrichtensprecher verliest Nachrichten. Eine Redakteurin gestaltet eine Seite und überarbeitet einen Artikel. Eine Redakteurin gestaltet eine Seite und überarbeitet einen Artikel. Ein Redakteur verfasst einen Artikel. Ein Redakteur verfasst einen Artikel. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde medya branşı konusunu, bu medya çalışanlarını gördük ve bu medya çalışanları neler yapar gibi ayrıntılı bu fiillerin ve isimlerin bir araya geldiği yapıları incelemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.